Gelinle damat nikah masasına oturdu. Tam evet diyeceklerdi ki araya son pişmanlık neye yarar diyen Müslüm Baba girdi. Neyse ki damat onu değil de kalbini dinledi. Olaylı nikahın kahramanları arkadaşlarının şakasını bugün habercilere anlattı. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür hür iradenizle İpek Yıldırım isimli hanımefendiyi kendiniz eş olarak kabul ediyor musunuz? Son pişmanım. Her şeyi bedeli var. Ben de farklı bir şey olsun diye sonsuza kadar evet demek istedim. Ama diyemedi. Son deyince, son pişmanlık olunca bir an döndüm, hani şarkı söyleyecek diye gelin. Gelinle damat sürprizin sesinin yükseldiği yere baka kaldı. İpek Yıldırım isimli hanımefendiyi kendiniz eş olarak kabul ediyor musunuz? Son pişmanlık ne yarar? Her şeyi bedeli var. O anda ben son diye başlayıp da Müslüm Gürses'te son pişmanlık neye yarar diye bir şarkıyla giriş yapınca bir dondum böyle. Öyle sandı ama işin aslı başkaydı. Ben bir an Murat neyine güveniyor da şarkı söyleyecek diye bekledim. Acaba dedim sesim Müslüm'e mi benziyor hoparlörlerde, yani bir şaşırdım. Adana'da dünya evine giren İpek Yıldırım ve Murat Kasap için zaten unutulmayacak bir anıydı. Hiç beklemedikleri bir şarkı onları haber yaptı. Sürprizden haberiniz yok. Yoktu. Kesinlikle yoktu. Her şey planladıkları gibi başladı. Sıra evet'e gelince plan şaştı. Kendiniz eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Hoparlörden damadın değil, Müslüm Gürses'in son pişmanlık neye yarar diyen sesi duyuldu. İpek Yıldırım isimli hanımefendiyi kendiniz eş olarak kabul ediyor musunuz? Son pişmanlık ne yarar? Her şeyi bedeli Murat'ın arkadaşı zannediyor ama biri benim eniştem, biri de çocukluk arkadaşım. Şaka tadı kaçmadan sona erdi. Sonsuza kadar evet. Evet, 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 alkışlar, alkışlar. Ama yenisi Manisa'dan geldi. Bu düğünde de sadıçlar iş başındaydı. Hepsi baştan aşağı siyah giyindi, damat için hazırladıkları temsili tabuta omuz verdi. Arkadaşları damadı kaybetti ama gelinin keyfi yerindeydi.